Herkese merhabalar. Tercih dönemi yaklaşıyor ama hiç endişelenmemize gerek yok. Zaten sizler için e-okul üzerinde nasıl tercih yapacağımızı tek tek detaylı bir şekilde anlattık. Şifremizi nasıl gireceğiz, önce nereyi dolduracağız, nereden sileceğiz, nerelerde sıkıntı yaşanabilir hepsini gösterdik. O videomuzu mutlaka izleyin. Hemen sorularınıza geçelim. Günün yorumlarında Hidayet Doğulu diyor ki... Hocam fen ve sosyal bilimler programı açıklar mısınız? Beğenin görsün. Tonguç Akademi not prim yapmıyorum demiş. Sadece evet. Şimdi arkadaşlar birincisi çok önemli. Fen ve sosyal bilimler lisesinin farkını ve diğer liselerin farkını önceden söylemiştik ama bir kez daha dile getirelim. Bütün bu liselerden yani fen lisesinden de Anadolu lisesinden de sosyal bilimler lisesinden de Türkiye'deki bütün üniversitelere gidebilirsiniz. Yani hiç kimse sizi durduramaz. Ya yani sen buradan doktor olamazsın. Buradan doktor olursun falan yok. Her yerden her şey olabilirsiniz. Ama Fen liseleri daha çok sayısal öğrencilerin tercih ettiği, fizik, kimya, biyoloji, matematik derslerinin ağırlıkta olduğu, matematik olimpiyatlarına, fizik olimpiyatlarına, kimya olimpiyatlarına daha fazla öğrenci hazırlayan ve oradaki öğrencilerin eğer fen ve matematikten hoşlanmıyorsa mutsuz olacağı yerler. Ve mühendislik, doktor, işletme bölümleri için de, ekonomi bölümleri için de her zaman için çok avantajlı bölümler. Neden fen derslerini iyi olması gerekiyor bu bölümde? Çünkü burada sizlere normal Üniversite sınavında çıkanların üzerinde yani üniversite sınavındaki göreceğiniz 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf müfredatın haricinde biraz daha bir üst bir tık daha zor konularında gösterebiliyorlar. Dolayısıyla siz daha başarılı, daha iyi oluyorsunuz. Ve fen liseleri eğer fizik, kimya, biyolojiden nefret etmiyorsanız, matematikten, geometriden nefret etmiyorsanız kesinlikle tercih etmeniz güzel, tercih etmeniz gereken güzel liseler. Sosyal bilimler lisesine baktığımızda bunun tam tersi. Sosyal bilimler lisesinde ise sözelciler için çok büyük avantajlı bir dünya var. Yani tarih, coğrafya, işte felsefe gibi dersler daha yoğun, daha ağırlıklı, edebiyat gibi dersler daha yoğun, daha ağırlıklı gösteriliyor. Ama sizler de buradan yine e, ...sayısal bölümü tercih etmek isteyebilirsiniz. Bu kimsesiz uzamaz ama sıkıntı yaşarsınız. Yani işletme, okul, edebiyat bölümleri için çok avantajlı ama mühendislik doktor için biraz daha dezavantaj olmuş oluyor. Ama tekrar söylüyorum, Sosyal Bilimler Lisesi'nden de, Fen Lisesi'nden de, Anadolu Lisesi'nden de mezun olduktan sonra... ...sizler eğer iyi bir üniversite sınav puanına sahip değilseniz, yani üniversite sınavına iyi hazırlanmadıysanız olmaz. Veyahut da buradaki liselerden herhangi birinden mezun olmadınız atıyorum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldunuz. Veyahut da Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun oldunuz. Ama çok iyi bir üniversiteden sonucuna sahipseniz Türkiye'nin bütün üniversiteleri sizleri bekliyor. Hemen diğer sorumuza bakalım. Di Pardon şöyle kağıdımızı alalım. Adrese dayalı sınav sokulara girmek için 8. sınıf notlarımız fark yaratıyor mu demiş arkadaşımız. Evet fark yaratıyor. Şöyle ki bu tür durumlarda orta öğretim başarı puanına ve 8. sınıf devamsızlığına bakılıyor. Dolayısıyla buraya yazıyorum. OBP'niz ve 8. sınıf devamsızlığınız önemli. 8. sınıf devamsızlığınız önemli. Burası da sizlerin e, bilmesi gereken önemli bir detay arkadaşlar. Şimdi bu kısmı da bitirmiş olduk. Bu arada sizlere Anadolu İmatip hakkında bazı bilgiler verelim. Çünkü her gün bir okulu tanıtıyorduk. Fen Lisesi'ni tanıttık. Sosyal Bilimler Lisesi'ni tanıttık. Anadolu Lisesi'ni tanıttık. Şimdi Anadolu İmatip bakıyoruz. İmatif ve Anadolu Lisesi müfredatının birleşiminden oluşan bir okultur. Dolayısıyla gerçekten zorlayıcı okullar. Yani hem Anadolu Lisesi'nin o İngilizce dersleri, matematik dersleri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya gibi dersleri var. Hem de İmatip Lisesi'nin fıkıh, kelam, akaid, siyer, Kur'an-ı Kerim, Arapça gibi dersleri var. Ama bu bir avantaj da olabilir. Niye? Çünkü birçok ders öğrendiği zaman insanın zihni açılabilir. Öğrenim süresi 4 yıl, hazırlık 4 yıl, hazırlık artı 4 yıl okunuyor. Yabancı dil, Arapça ve İngilizce çok önemli bir dil İngilizce. Zaten bunu öğrenmemiz lazım. Ama bunun harici başka diller de öğrenebiliyorsunuz. Yani sadece Arapça ve İngilizce harici başka dil yok değil. Arapça ve İngilizceyi çok iyi öğreniyorsunuz eğer derslerine sıkı çalışırsanız. Edebiyat, matematik, ortak derslerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, siyer, fıkıh gibi derslerde ağırlıklı olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla bu liselerde bizi böyle bir müfredat bekliyor. Bu türün en yüksek puanlısı ise Kartal Anadolu, Anadolu İmamet Lisesi. Süresi 5 yıl. 180 kontenjanı var. Yüzdelik dilimde 1.17. Ee, yine İstanbul'da da en düşük puanlardan bir tanesi. 5 yıl eğitim alanı 99.75. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bütün bu Anadolu İmam Hatip mezun olduğunuzda sizler yine Türkiye'deki çok iyi üniversiteleri... çok iyi bölümlere girebilirsiniz. Zaten Kartal Anadolu İmam Hatip de bir sürü Türkiye'de yapan öğrenci çıkıyor. Bunu da biliyoruz. Evet, ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu. Mutlaka tercihlerle alakalı yaptığımız diğer videoları da izleyin. İnşallah çok güzel sonuçlar sizleri bekliyor. Hiç endişelenmenize gerek yok. Nakil dönemleri var. Tercihlerinizi okul müdürlükten onaylayacaksınız. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. İnşallah bu güzel dönemde bir şekilde bitecek ve sizler o güzel listelere yerleşeceksiniz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.